Altındı. Çok büyük bir kazanç sağlamıştı. Önceki altın kazandırmaya devam edecek mi? Ardından da Borsa İstanbul'daki hareketliliği konuşacağız ve 2021 yılında beklenen halka arzları soracağız. Peki kime soracağız? Uzman konuğum Yücel Tonguç Erbaş'a soracağız. Aracı kurum uzmanı, yöneticisi ve ekonomist. Hocam öncelikle dilerseniz, öncelikle çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Hocam öncelikle altından başlayalım. Şu an 462 lira seviyesinde gram altın ama 2020 yılında şampiyondu. Yatırım yapan herkese kazandırdı. Bu devam eder mi? Şu an mevcut yükseliş hareketi de var. Bu ne kadar sürer veya beklentiniz ne yönde? Şimdi yerli yatırımcı için tabii gram altın konuştuğumuzda aslında son 2 yılın en iyi performans gösteren yatırım araçlarından biri altın. Fakat bu yıl içerisinde özellikle gram altın yatırımcısı için iki çarpan olduğunu düşünürsek, yani bir tanesi kur tarafındaki hareketler, diğeri de ons altın üzerindeki hareketler. Bir yıla başlarken diyelim, yıl öncesinde de aslında Merkez Bankası'nın sıkı para politikasıyla görev değişiklikleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın reform süreçlerinden defalarca bahsetmesi üzerine kurda biliyorsunuz çok sert bir geri çekilme yaşandı. Biz bunun yıl genelinde de aslında devam edeceğini düşünüyoruz. Yani bu kadar sert bir geri çekilmenin devamı olmasa da kurun bu sene geçtiğimiz iki seneye göre politika değişikliğinden dolayı biraz da baskılı kalmaya devam edebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir bacağı gram altıncılar için sanki o yükselişin, son yılların hızlı yükselişin önünü geçebilir gibi gözüküyor. Ons altın tarafında da özellikle 1920 doların son işte bir nebze bu aşı çalışmalarının biraz sekteye uğrayabileceği mutasyon haberleriyle bir yükseliş gördük. Fakat bunun da geçen seneki kadar hızlı olmayacağını düşünüyoruz. Yani 2 sene önce 1150 dolarlar, geçen sene 1400 dolarlardan başlayan altının bu sene 1900 dolarlarda başladığını düşünürsek hani benzer bir oranda bir yükseliş beklentimizin olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla gram altın içinde ben açıkçası o 550 TL'lerin, 530 TL'lerin geçen yıl test edilen biraz uzak olabileceğini düşünüyorum. Makul yukarı yönlü hareketin, hani enflasyon bazlı kurda bir hareket, ons altında da 2000 dolarlara doğru bir hareket olursa bile 465-485 TL arasına doğru yıl içerisinde yükselişlerin devam edeceği bir gram altın olabilir. Ama yıl içinde de tahminim o ki eğer ons altında bir geri çekilme yılın ikinci yarısından sonra olursa tekrar 400-420 aralığına doğru da bir gram altın hareketi olabilir. Dolayısıyla yatırımcılara tavsiyem, geri çekildiğinde mümkün olduğu kadar ufak ufak yatırım yapıyorsanız 450 TL civarları veya altında gram altına sahip olup 465-485 aralığında da realizasyonu gerçekleştirmenin bu yıl için mantıklı bir strateji olabileceğini düşünüyorum. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Altını güzel özetledik. Şimdi Borsa İstanbul'u konuşalım. Şu an 1500 puan üzerinde seyrediyor Borsa İstanbul, 100 endeksi. Bu yükseliş devam eder mi? Zira bir tarihi yine bir rekor kırmış oldu borsa yükselişiyle. Ve halka arzları soruyoruz. Geçtiğimiz yıl 2020 yılında halka arzlar çokça konuşuldu, yapıldı. 2021'de bu katlanır mı? Daha mı çok olur? Ve hisse senetlerinde Borsa İstanbul'u yine ne bekliyor bizi 2021'de borsada? Şimdi biz 2021 için Borsa İstanbul ya da borsa yatırımları diyelim, TL tarafındaki getiri ve sanayi emtiaları, yani petrol ve türevleri diyebileceğimiz ürünlerde bir yükseliş potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Şimdi borsa tarafına bakarsak 1500 seviyelerindeyiz. Evet, hızlı bir toparlanma yaşandı. Ama biz hatırlarsanız son 2 aydaki Türkiye'ye giren 4-4,5 milyar dolarlık bir yurt dışı portföy girişi düşünürsek, bunun bir kısmı hisse senedine de oldu. Yeni yılda da benzer bir para girişi görebiliriz. Dolayısıyla burada 2,5 sent gibi bakabileceğimiz eski tabirle aşağı yukarı kuru da 7,50 gibi düşünürsek bir 1750 ya da 1700 ile 1800 arasına kadar bir yükseliş potansiyeli çok rahat gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla borsanın ben canlı kalmaya, 1350 seviyesi bu yıl aşağı kırılmadığı sürece hala bir portföy içerisindeki ağırlığının yüksek olmasını ve yükselişinin devam edeceğini bekliyorum. Zaman zaman geri çekilmeler olsa da. Halka arzlara gelince geçen sene de aslında fena bir dönem geçirmedik. Yani en azından son 10 yıla baktığımızda yine halka arzlar gelmeye devam ediyordu. Fakat 2021'de tahmin ediyorum bu yüksek faiz oranları ve borsanın bu hızlı temposundan dolayı
ucuz finansman sağlayabileceğimiz bir yer olarak baktığımızda borsanın, şirketlerin daha çok halka açılmak için iştahlı olacağını düşünüyorum. Hatta geçen seneye göre 8'de yanılmıyorsam 8'in üzerinde ve daha büyük montanlı şirketlerin de özellikle enerji ve doğalgaz tarafında, belki yine gıda tarafında borsa tarafına gelmek isteyeceklerini ve bir halka arz furyasının, ikinci bir halka arz furyasının da bu yıl içinde gerçekleşebileceğini, aynı şartlar devam etmek üzere düşündüğümü söyleyebilirim. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İşte Fatih Şimen, durum böyle. Hem gram altın, altın fiyatlarını konuştuk. 2021 beklentilerini hocam uzman konuğumuz bize yorumladı. Hem de Borsa İstanbul'da hem halka arzları hem de borsadaki yükseliş